istersen öncelikle tanımıyla başlayabiliriz. Evet, önce bir oranın tanımına bakalım. Birimleri aynı olan A ve B gibi iki tane reel sayının birbirine bölümüne biz oran diyeceğiz arkadaşlar. Yani bundan sonra şu A bölü B ifadesini gördüğümüz zaman aklımıza şunu gelmesi gerekiyor. A'nın B'ye oranı, yani bize A'nın B'ye oranı verdiği zaman A bölü B ifadesi aklımıza canlanacak. Gelelim orantıya. Orantı dediğimiz şey ise şudur ki birden fazla, 2 ya da 3 ya da 4 kaç tane olursa artık birden fazla oranın eşitliğine biz orantı diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada A bölü B diye bir oranımız var, bir de C bölü D diye bir oranımız var. Bu iki oranın birbirine eşitliğine orantı diyeceğiz ve bizim burada K dediğimiz hiç değişmeyen bir orantı sabitimiz var. Buradaki K'ya da orantı sabiti diyeceğiz. Evet, bir de şöyle tanımımız var, bunu çoğu kişi bilmiyor. A ve C sayılarının dördüncü orantılısı X ise A'nın B'ye oranı, C'nin X'e oranı birbirine eşittir şekilde düşüneceğiz. Yani buradaki A'nın 1, B'nin 2, C'nin 3, D'nin ise 4. terim olduğunu düşünürsek A ve C sayılarının 4. orantılısı dendiği zaman A'nın B'ye oranı, C'nin X'e oranı şeklinde düşüneceğiz ve buradaki 4. orantı dediğimiz ifade X olacak. X'i de yani 4. orantılısı hissediliyor da formülü kullanacağız. Örnek verdik bir tane. 3, 5, 12 sayılarının 4. orantısı kaç dedik? Şimdi 4. orantı demek birincinin ikinciye oranını, üçüncünün, üçüncümüz 12 idi, üçüncünün 4. orantılıya oranına eşit olması gerekiyor dedik. Burada dişler dişler çarpımı yapacağız. 3 x dediğimiz ifade 60'ya eşit, x dediğimiz ifade buradan 20'ye eşit. X'imizin buradan 20'ye eşit olmuş olduğunu bulmuş olduk. Geçelim orantılı özelliklerine. Şimdi elimizde A bölü B, C bölü D şeklinde bir orantı olsun. Arkadaşlar biz bu orantıyı şu şekilde de gösterebiliyoruz. A'nın B'ye bölümü eşittir C'nin D'ye bölümü şeklinde de gösterebiliriz. Yani size bunu değil, direkt bunu da B olabilir. Bu durumda şu gördüğünüz bölme işlemini aslında şu şekilde yorumlayacaksınız. A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranı. Burada B ve C içte kaldığı için bunlar içler. A ve D'ye dışlar diyeceğiz. Aslında bizim içler dışlar çarpı dediğimiz şey buradan geliyor. Bakın B ile C'yi içler, A ile D'yi dışlar kabul edersek A ile D'nin çarpımının B ile C'nin çarpımına eşit olduğunu biliyoruz zaten biz içler dışlar çarpımında. Geçelim ikinci özelliğimize. A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı K'ya eşit. K gibi bir orantı sabitimiz var. Burada şunu yapabilirsiniz ki çok sıkıntı, özellikle doğru orantıda çok kullandığımız bir şey. A'nın B'ye, C'nin D'ye oranı K'ysa bunların her biri K'ya eşit olduğunda A için B çarpı K'ya eşittir, C için de D çarpı K'ya eşittir diye düşünebileceğiz. Üçüncü özelliğimizde yine bir orantı verilmiş, yine bir orantı sabiti verilmiş. Arkadaşlar bakın A bölü B'den B bölü A'ya geçmiş, C bölü D, D bölü C'ye geçmiş. Haliyle ben ne yapmışım? Bu oranları takla attırmışım. Tersine çevirmişim. Haliyle ben bu oranlara takla attırırsam, ters çevirirsem orantı sabitine de takla attırmam gerekecek. Yani A bölü B, B bölü A'ya, C bölü D, D bölü C'ye dönüşüyorsa eğer orantı sabitimiz de 1 bölü K'ya dönüşmüş olacak diye yorumlamamız gerekiyor. Bir örnek verdik. A bölü B, C bölü D 2 bölü 3'e eşitmiş. Yani buradaki orantı sabitimiz 2 bölü 3'müş. A artı B bölü A bölü D eksi C bölü D. Şimdi burada şöyle yapabiliyoruz. Bu tarz büyük kalabalık ifadeleri parçalayabilirsiniz gençler. Şimdi parçalamakta derken neyden bahsediyorum? Buradaki ifade A artı B bölü A ifadesini ben şöyle de yazabilirim. A'nın A'ya oranı artı B'nin A'ya oranı şeklinde yazdım. Bölü dedim, burayı yazıyorum. B'nin D'ye oranı eksi C'nin D'ye oranı. Sonuçta paydalar eşit olduğundan dolayı böyle bir şey yazabiliyorum. A artı B bölü A, D eksi C bölü D. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi A bölü A bir sonucunu verdi. Bize B bölü A lazım. B bölü A dediğimiz ifade A bölü B 2 bölü 3 eşitse B bölü A'da bunun ters çevrilmiş hali olduğundan dolayı 3 bölü 2 eşittir. Yani burada B bölü A için 3 bölü 2 şeklinde belirleyeceğiz. Bölü B bölü B yine aynı şekilde 1 eksi C bölü D diyor. Şimdi elimizde bu sefer direkt C bölü D'nin kendisi var. O da değişmiş. 2 bölü 3 eşitmiş. Haliyle C bölü D için de 2 bölü 3 sonucunu varabileceğiz. Buradan işlemimizin sonucu ne geliyor? 1 artı 3 bölü 2'den 5 bölü 2 bölü 1 eksi 3 bölü 2 bölü 3'den 1 bölü 3. Birincisini sabit tutuyoruz bildiğiniz gibi. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Cevabımız 15 bölü 2 gelmiş oluyor diyeceğiz. Tamam. Parçalamayı unutmayın. Lütfen geri geldiği zaman bu parçalama işlemi çok fazla kullanacağız. Ama yok bunu illa bölüm yapmak zorunda değil. Zorundayız. Böyle yapmak zorunda
kısımlarda göstereceğim. Geçelim dördüncü özelliğimize. Arkadaşlar bence en çok karıştırılan, en çok kullanmayı unuttuğunuz, aslında bildiğimiz zaman kullanmayı unuttuğunuz, sorularla karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı bilemediğimiz kurallardan bir tanesi bu. Belki de kafamıza yapmıyor, mantığımıza yapmıyor. Bakalım şimdi. A bölü B, C bölü D'ye eşit, o da E bölü T'ye eşit. Bunlar da K gibi bir orantısı artırma eşit. Şimdi A artı C artı E, B artı B artı T, K eşit. Arkadaşlar sanki ben bunları toplayamazmışım gibi geliyor fakat hemen bir örnekle gösterelim. Misal dedim ki ben 2 bölü 4, 6 bölü ne diyelim 12. Şimdi böyle bir oranım var. 2 bölü 4, 6 bölü 12. Bunları sadece değiştirdiğimiz zaman orantısı artık neye eşittir? 1 bölü 2'ye. Yani bu ne bizim K dediğimiz ifade 1 bölü 2 olsun. Şimdi Kur'an sana diyor ki sen bunları paydaların falan toplamana gerek yok. Sen paydaların eşitlemene gerek yok. Sen bunların paylarını ayrı, paydalarını ayrı toplayabilirsin. Oran sabit değişmeyecek diyor. Bakalım kontrol edelim mi? Arkadaşlar ben bunların paylarını kendi aralarını toplarsam 8 oldu. Paydaların kendi aralarını toplarsam 16 oldu. 8 bölü 16 niye eşit? Yine 1 bölü 2 eşit. Yani biz burada görmüş olduk ki orantı sabiti gerçekten değişmiyormuş. Bu kuralı lütfen kafanıza mantığınızı bu şekilde oturtmaya çalışın. Biz orantı sabitinin değişmediğini söylüyoruz. Yoksa tabii ki toplama çıkartma yapmaya kalksak bu şekilde tarafları tak 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 paydalar eşit olmadan toplayabileceğiz. Şimdi bu mantık anlaşıldıysa yine aynı mantıkla ben A bölü B oranı 2 ile çarpmışım. Payını da paydasını da 2 ile çarpmışım. Sonuç olarak oran değişmemiş. Yine aynı şekilde elindeki C bölü D oranını da x3 ile genişletmişim. Hem payını hem paydasını genişlettiğim için yine herhangi bir şekilde oranda herhangi bir değişiklik yok. E bölü T oranını da 5 ile genişletmişim. 5 E bölü 5 E olmuş. Şimdi bu ifadenin sonucu K'ya eşit. Yine oranı sabitini değiştirmediğim için K'nın yine eşit olduğu belli. Dedim ki yine aynı yukarıda yaptığım olayın aynısını. Ben elimdeki oranı ister taraf tarafa toplarım, çıkartırım, istediğimi yapabilirim. Paydaları kendi aralarında, paydaları da kendi aralarında olmak şartıyla ve bu benim orantı sabitini değiştirmeyecektir. Yani yaptığımız şey şu, elinizdeki oranları en hangi katını almak istiyorsanız, istediğiniz katını aldıktan sonra taraf tarafı toplayıp çıkartabiliyorsunuz ve bu sizin orantı sabitinizi değiştirmiyor. Burada demeye çalıştığım şey paydaları kendi aralarında, paydaları kendi aralarında toplayacaksınız. Orantı sabiti değişmiyor. Geçelim bakalım bunun örneklerine. Elimizde A bölü B, C bölü D eşittir 1 bölü 6 gibi bir orantımız var. Oranı sabitimiz 1 bölü 6. Demiş ki 3A artı C 4 ise 3B artı D nedir? Şimdi arkadaşlar 3A artı C diyorsa bak 3A artı C demiş. Burayı 3'e genişletmiş ve C'yi de eklemiş. C'yi de toplamış. Peki senden 3B artı D'yi istiyor. Yani buradaki B'yi de 3'e genişletmiş ve sonrasında D'yi toplamış. Senden bunu istiyor. O zaman biz burada aslında yukarıdaki kuralı çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Nereden anladık bakın? 3A, 3B, C, D. Yani katları her ikisinde aynı oranların aynı katlarını almışız ve taraf tarafa toplamışız aslında. Yani bu soruda yapacağım şey aslında şu. Ben A bölü B'nin A bölü B oranını 3 ile genişletmişim. Hem payını hem paydasını. İkinci oranı hiç dokunmamışım. Herhangi bir şeyle genişletmemişim. Ve direkt toplamışım. Toplayalım o zaman. Ne gelecektir buradan? 3A artı C bölü 3B artı D. Peki arkadaşlar bunun sonucunda orantısı sabiti değişti mi? Değişmedi, zaten ondan bahsediyoruz. İstediğimiz katını alıp topladığımız zaman orantısı sabiti değişmiyor demiştik. Yani burada yine orantısı sabitimiz 1 bölü 6. Bize de 3A artı C'nin yani şuradaki paydaki ifadenin 4 olduğunu vermiş. Yani 4 bölü bizden istenilen ifade eşittir 1 bölü 6 ise içler dışlar çarpımı yaptığımız durumda neyi bulmuş olacağız arkadaşlar? 3B artı D. Yani bizden istenilen ifadenin 6 çarpı 4'ten 24'e eşit olmuş olduğunu bulmuş olduk bu sayede. Geçelim bir sonraki kuralımıza. A bölü B, C bölü D eşittir K gibi bir yine orantımız var. Yine orantı sabitimiz var. Az önce biz toplayıp çıkartmıştık. Orantı sabitinin değişmediğini görmüştük. Fakat bu sefer diyor ki A bölü B ve C bölü D gibi iki tane oranı sen çarparsan o zaman orantı sabitinin karesini alırsın diyor. Yine aynı şekilde burada üçlü bir oran olsaydı her birini çarpsaydı bu sefer de orantı sabitinin kökünü almış olacaktım arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki A bölü B dediğimiz şey de K'ya eşit. C bölü D dediğimiz şey de K'ya eşit. E K çarpı K'dan K kare olması gayet normal oldu. Yani çarptığımız zaman orantı sabiti değişiyor fakat toplayıp çıkartıp istediğimiz katını aldığımız zaman orantı sabiti değişmiyor. Unutmayalım. Yine aynı şekilde oranların herhangi bir kuvvetini alıyorsak orantı sabitinde yine aynı kuvvetini almak zorundayız.
Geçtik bir sonraki soruya. Aslında bu soru yine bu kuralı kullanmamız gerektiren bir soru. Şimdi soruya bakıyoruz. 2 artı b bölü a artı b, 2c artı b bölü b artı c, a artı b artı c bölü a artı c. Birbirlerine eşitlerse a bölü b nedir? Şimdi arkadaşlar bunlar bir orantısı artısına eşit. Örnek veriyorum, k gibi bir orantısı artısına eşit olsun. Şimdi benim bu soruda taraf tarafını çarpsam, a kareler, b kareler, içler dışlar çarpmazsam, a kareler, b kareler, c kareler, iş çok farklı bir boyuta gidiyor. Benim a bölü b'ye bir şekilde ulaşmam lazım. Her bölü k'yı genişletsem, yani 2 artı b, a artı b ile çarptığım zaman a artı b çarpı k'ya eşit desem, yine bir şekilde doğru düzgün bir sonuca varamıyorum. Aklıma şu kural geliyor. Şimdi bu kural bana ne diyordu? Sen oranların istediğin katını alıp toplayıp çıkartabiliyorsun sabiti değiştirmeden. Şimdi ben bunları diyorum ki taraf tarafa, yani paylarını kendi aralarına, paydalarını kendi aralarına bir toplasam. Neye oluşturmuş olacağım? Payları topluyorum. 2a artı b artı 2c artı b artı a artı b artı c bölü. Paylarını da yine kendi aralarına topluyorum. A artı b artı b artı c artı a artı c. Ve bunu yaptığım zaman oran sabitinin değişmediğini diyorum. Yine k'ya eşittir. Arkadaşlar buradan hangi sonuca varıyoruz bakalım. 2a, 1a da burada 3a. 1, 2, 3, b ve 3c. Yani yukarıyı ben 3 parantezine yazarsam 3 parantezinde a artı b artı c geldi. Böyle dedim, geliyorum paydaya. A 2a'mız var, 2b'miz var, 2c'miz var. Yine aynı şekilde paydamızı 2 parantezinde yazıyorum. Şimdi a artı b artı c'ler de birbirini götürdükten sonra elimde sadece 3 bölü 2 kalıyor. Buna neye eşit zaten? Orantı sabitimiz eşit. Yani ben aslında bunları toplayarak orantı sabitini bulmuş oluyorum. Orantı sabitim 3 bölü 2'miş ve bu orantı sabitinde değişmediğini biliyoruz biz. Şimdi haliyle buradaki k'yı sildiğim yerine 3 bölü 2 yazdım. Şimdi elimizde 3 oran var. Bir de bunların eşit olduğu orantı sabiti var. Benden a bölü b'nin oranını istiyor. Şimdi arkadaşlar elimizdeki 3 orandan sadece a ve b'yi barındıran birinci oranla şu orantı sabitini birbirine eşitlesem. Sonuç olarak birbirlerinin oranını istiyor bizden. Eşitleyelim hadi. 2a artı b bölü a artı b'nin 3 bölü 2 eşit olduğunu biliyoruz. İşaret işaret çarpımı yaptım hemen. 4a artı 2b eşittir 3a artı 3b oldu. Buradan a dediğimiz değer ne eşit oldu? B eşit oldu. Şimdi a dediğimiz değer b'ye eşitse bizden a bölü b oranı istiyordu. Haliyle a b'ye eşit olduğundan göre a bölü b oranı da neye eşit gelecektir? 1'e eşit gelecektir diyeceğiz gençler. Tekrar kontrol ediyorum, bir yanlışlık olmasın. Aynen öyle, herhangi bir sıkıntı yok. Geçiyorum bir sonraki soruya. A ve c pozitif tam sayılardır diyor. Bu yine temel kavramlarda çok fazla karşılaştığımız bir soru tipi. A b oranı 3 bölü 2, b'nin c oranı 4 bölü 5. Şimdi a artı b artı c en az kaçtır? Arkadaşlar burada sakın şöyle bir şey yapmayın. A'ya 3 vereyim, B'ye 2 vereyim. Burada B'ye 4 vermen lazım, C'ye de 5 vermen lazım o durumda. En az istediği için ve pozitif tam sayıları için mecburen burada 3'e, 2'ye işte karşıdaki oranları vermeye çalışıyorsunuz. Fakat şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Yapacağımız olay şundan ibaret aslında. Her iki verilen oranda da ortak olan ifade B ifadesi gördüğünüz gibi. Burada B'nin karşısında 2 var, burada B'nin karşısında 4 var. Amacım bunları eşit diyebilmek. 2 ve 4'ü kaçta eşitlerim? 4'te eşitlerim. Haliyle buradaki oranı 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim durumda burası ne oldu? A bölü B eşittir 6 bölü 4 oldu ve yine oranı değiştirmedik farkındaysanız. Hem payı hem paydayı genişlettiğimden dolayı oran değişmedi. Şimdi şöyle bir şey oldu. A bölü B eşittir 6 bölü 4. B bölü C eşittir 4 bölü 5. Bizden A artı B artı C'nin en az olabileceği pozitif tam sayı değeri istiyor. Şimdi arkadaşlar haliyle ben burada şunu yapabilirim. A'ya 6K, B'ye 4K, burada da inanç şekilde B'ye 4K, C'ye 5K verebilirim. Sonuç olarak bunlar birbirlerine oranlı ve bunları hemen yanına K'ları getirirsem eğer ki ben bunu nasıl yapıyorum, neden yapabiliyorum? Çünkü burada ortak olan ifadelerin B'de de 4 var, burada da B'de de 4 var. Haliyle bunları K'layabiliyorum. Bundan o zaman direkt A'nın 6K'ya, B'nin 4K'ya, C'nin ise 5K'ya eşit olduğunu buldum. Çünkü burada K'lar gördüğünüz gibi birbirini götürüyor. A bölü B oranı 6 bölü 4. Burada da 4 bölü 5'e eşit geliyor. Şimdi bizden de A artı B artı C'nin alabileceği en küçük pozitif değeri istiyorsa benim burada K'ya verebileceğim en küçük tam sayı değeri olan 1'i vermem lazım. Haliyle biz burada K'ya 1 değeri verirsek A'mız ne geldi? 6, B'miz 4, C'miz ise 5 geldi.
Toplamların alabileceği en küçük değer 6, 10, 15 oldu diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu sorularda negatif de diyebilir. Bakın pozitif demiş ama negatif de diyebilir. Duruma göre sizin yapmanız gereken şey şu. Her iki verilen oranda da ortak olan ifadeyi eşitlemeye çalışıyorsunuz karşılığı. Ondan sonra direkt işlem yapabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Son sorumuzda A ve C pozitif gerçek sayılardır demişiz. A bölü kök 2, B bölü 3, C bölü 4 ifadesi. Yani bize bir orant verilmiş. A kare artı B kare artı C kare 108 ise A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bize ne lazım? A kare, B kare, C kare lazım. Benim elimde A bölü bir şey, B bölü bir şey, C bölü bir şey var. Şimdi ne yapabilirim? Hemen şöyle bir şey yapalım mı? Bunun K gibi bir orantı sabitin eşit olduğunu yine biz biliyoruz. Buradan şöyle bir şey yapsak. Ben her türlü oranın şu kuralda her oranın karesini alsam, orantı sabitinde karesini alacak şekilde tabii ki eşitlik bozulmasın, denklik bozulmasın. A bölü B'nin de en ince kuvvetini alacağım. İkinci oranının da en ince kuvvetini alacağım. Ki bunların karesini alacağım. Orantı sabitinde karesini alırsam herhangi bir sıkıntı yok. Bunu yapmaktaki amacı karelere ulaşabilmek arkadaşlar. O zaman her oranın karesini alıyorum. Orantı sabitinde karesini alacak şekilde. A bölü kök 2'nin karesini aldım. A kare bölü 2. B bölü 3'ün karesini aldım. B kare bölü 9. C bölü 4'ün karesini aldım. C kare bölü 16 eşittir. Tabii ki orantı sabitimizin de karesini almamız lazım. Şimdi bize ne lazım? Bize A kare artı B kare artı C kare lazım. Arkadaşlar burada da şöyle bir şey yapsak. Şurada yazdığımız 4. kuralda. Ben A kare B kare C karenin toplamına ihtiyacım varsa aslında ben payları toplamışım. Ben payları da toplarım, paydaları da toplarım. Orantı sabitini değiştirmem. Bu kuralı kullanırım. Yapalım o zaman. Payları kendi aralarında topluyorum. A kare artı B kare artı C kare bölü 16, 25, 27. Eşittir. Orantı sabitimiz değişmiyor. Yine K kareye eşit. Bize de A kare B kare C kare 108 olduğu verilmiş zaten. Zaten şu verilmiş amacı bunu kullanabilmek için ben karelerini aldım. Buranın 108 olduğunu biliyorsak 108 bölü 27'den 4 geldi. Biz K karenin 4'e eşit olmuş olduğunu bulduk. K kare 4'e eşitse K'ye 2'dir, G eksi 2'dir. Eksi 2'yi unutmayalım lütfen. K'ye 2'dir ya da eksi 2'dir. Fakat soruda bize ABC pozitif gerçek sayılardır dediği için bunların oranlarının pozitif orantı sabitine eşit çıkması gerekiyor. Haliyle burada K dediğimiz ifadeyi 2 seçmemiz gerekiyor. Eksi 2 seçtiğimiz takdirde ABC negatif çıkıyor arkadaşlar. K'yı 2 seçersek, aslında ben soruyla alakalı her şeyde bir şey bulmuş oldum. Benden A'yı istiyor. A'yı istiyorsa sadece şu oranı ve oran sabitini kullanıyorum. Neydi oranı? A bölü kök 2'nin K'ya eşit olduğuydu. K'yı da 2 olarak da alıyorsak eğer ki. A bölü kök 2'yi 2'ye eşit olarak buldum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A dediğimiz ifade 2 kök 2'ye eşittir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde orantı çeşitleriyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.